Bir kibarlık ki boydan boya nezaket. Ya sus, ya cevap ver, ya da idare et. Zira estetiği yok olmuş bir millet, idrakini kaybetmiş bir hastaya benzer. Bir memleketin gelişmişlik düzeyi kaldırımlarının küçüklüğünden anlaşılır. Çünkü kaldırımın ne amaçta, yolun ne amaçta yapıldığını bilen insan için kaldırımı yarım metreye yakın yapmanın hiç gereği yoktur. Zira gelişmiş bir ülke halkını da geliştirmiştir ve halk kurallara kendiliğinden uyar. Bizim memleketimizde kaldırımlara araç park edilmesin diye yarım metreye yakın yapılır kaldırımlar. Eğitimi yükseltmek yerine kaldırımı yükseltmek de kaldırıma araç park edilmesinin önüne geçeceğimizi sanarız. Ama ne kadar kaldırımı yükseltsen de oraya çıkmayı kafasına koymuş araç sürücüsü bir yolunu bulur ve aracını gene kaldırıma park eder. Avrupa'da kaldırımların bir ayak boyu olduğunu, hatta bazen yolla aynı seviyede olduğunu görürsün. Hiçbir araç da kaldırıma park yapmaz. Kurala uymayan da birkaç cezayı yedikten sonra bir daha aklına bile gelmez kaldırıma araç park etmeyi. Anadolu'da bir ilçeye seminer vermek için gitmiştim. Seminer öncesi şehri gezerken belediyede görevli bir arkadaş yeni başkanın çok çalıştığını ve bütün kaldırımları yenilediğini söyledi. Baktım ki kaldırımlar 30 santime yakın bir yükseklikte yapılmış. Sebebini sordum. Kaldırımlar alçak olunca araçlar park ediliyor. Bunun önüne geçmek için yüksek yapıldı, dedi. Tabii bu bölgesel uygulamalarla üzerinden gelinecek bir mesele değil. Halka kaldırıma araç park etme, edersen cezayı yersin diyebilmen için öncelikle devlet olarak senin park sorununu halletmen gerekir. Bir bölgeye imar verirken, altyapı çalışmalarını oluştururken ta en başından parkını da düşünmek zorundasın. Her bina sahibine binadaki daire adedi kadar araç yeri ayırması zorunluluğu getirilmesi gerekir. İhtiyaç olduğunda... İhtiyaç olunduğunda araç parkını müsait kılacak şekilde yolların genişliğinin ayarlanması gerekir. Bir yerde çok fazla kasis varsa orada trafik kültürü düşüktür. Tabela yeterli olmayan ve okuduğunu anlamayan bir insanı fiziksel bir engel ile durdurmak zorundasın. Kaldırım yüksekliği için de aynı şey geçerlidir. Kaldırımlar yükseldikçe medeniyet iner. Bunları söylediğimde bir arkadaş dedi ki, "Hocam ne kadar kurallı olurlarsa olsunlar, adamlarda inanç yok. Gavurun düzeni olsa ne olur, olmasa ne olur. Biz Müslümanız, gerisi önemli değil. Anlayışı bu. Bu düşüncedeki insan için en önemli şey Rabbimiz Allah demektir. Kuralmış, düzenmiş, estetikmiş. Bunlar ona göre önemsiz şeylerdir. Halbuki İslamiyet Müslüman olduktan sonra gerisini bırak demiyor. Tam tersine Rabbimiz Allah dedikten sonra dosdoğru olanların cennete gideceğini söylüyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Bir kibarlık ki boydan boya nezaket, ya sus, ya cevap ver, ya da idare et. Zira estetiği yok olmuş bir millet, idrakini kaybetmiş hastaya benzerler.